Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte üstü sayılarda bölme işlemi nasıl yapılır? Bu konuyu işleyeceğiz. Bakalım kurallarımız nelermiş, inceleyelim. Şimdi tabanları aynı olan iki üstü sayının, görüyorsunuz tabanları aynı bakın, bölümünde payın üstünden paydanın üstü çıkarılır ve ortak tabanın üstü olarak yazılır. Kural yazılmış ama ben size örnek vermek istiyorum. Mesela 5 üzeri 7 bölü 5 üzeri 2 dediğimizde tabanlarının aynı olduğunu görüyor musunuz? İkisi de 5 tabanında. Ortak tabanı yazıyorsunuz. Payın üstüne 7, paydanın üstüne 2, 5 üzeri 5. Bakın burada ben şunu demedim, dikkat ederseniz. Büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkarılır demedim. Ne dedik? Payın üstünde ne yazıyorsa, paydanın üstünde ne yazıyorsa, payın üstünden paydanın üstü çıkarılır dedik. Buna dikkat edelim. Çünkü bazen şöyle de olabiliyor. Mesela bakalım. 7 üzeri 9, 7 üzeri 11. Ortak taban 7, görüyorsunuz. Bakın ne yapacağım? Payın üstünden paydanın üstünü çıkaracağım. Asla 11'den 9 çıkar diye bir şey demiyoruz. Biz payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyoruz. Yani 7 üzeri eksi 2. Bunu böyle kodlayın, tamam mı gençler? Şimdi örnek sorumuza bakalım. Kuralı öğrenmek çok önemli. O yüzden ısrarla tekrar ediyorum. Şimdi soruya baktığımda iyi de bu sayıların tabanı aynı değil. Biri 9, biri 27. Soruda, değil mi, bölme işleminde? O zaman şöyle yapabilir miyim? 9'u 3'ün karesi şeklinde yazarım. Bu 9'un üstünde de 8 olduğu için 8'i bu şekilde yazabilirim. 27'yi 3'ün kübü şeklinde yazabilirim. Parantezin üstüne de ne yazacağım? Çünkü 27 üzeri 5. Üstünün üstü ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. 2 kere 8, 16. Üstleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Şimdi bakıyorum, üstü sayılarda bölme işlemi, tabanlar aynı. 3'ü yazıyorum, 16'yı yazıyorum, 15'i yazıyorum. 16'dan 15'i çıkararak 3 üzeri 1 buluyorum. Ki 3 üzeri 1 ne demek gençler? 3 demek. Bir sayının üstünde 1 varsa cevap kendisidir. Tamam mı? Bu örnek sorumuzu devam edelim şimdi. Çok da basit bir soru değil mi? Şimdi bakıyoruz, tabanlar aynı mı? Hatta şuraya da yazalım. Tabanlar aynıysa ben iki tabanımı yazıyorum. Payın üstü 14, paydanın üstü 10. Yani 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 de ne yapar? 16 bulunur. Devam edelim. Evet, bakalım. Şimdi İfademi buraya da yazmak istiyorum. Şimdi üstü sayılarda bölme işlemi görünüyor. İkisi de üstü sayı ve bölme işlemi var. Tabanlar aynı mı? XX. O zaman ortak tabanımı yazıyorum. Payın üstü 16 eksi paydanın üstü eksi 2 mi? Matematikte eksi eksi ne oluyordu gençler? Artıya dönüşüyordu. 16 artı 2 ne demek? Bizim cevabımız ne çıktı? X üzeri 18 olarak bulunur. Kusura bakmayın, arada x, x falan diyorum. Kusura bakmayın gençler. Bazen seri konuşunca böyle takılmalar yaşayabiliyorum. Şimdi diyor ki, bakın bu da çok klasik bir soru. 2 üzeri 20'nin yarısı kaçtır diyor. 2 üzeri 20'nin. Bakalım. Bu sayının yarısı sorulduğunda bu sayıyı kaça böl demektir? Bir sayının yarısı her zaman 2'ye bölünmüş halidir, değil mi? 2 demek 2 üzeri 1 demek değil mi? Evet. O zaman ne yapıyordum? Bakıyorum, tabanlar aynı. İkisi de 2. 2'yi yazdım. 20'den 1'i çıkarıyorum. 2 üzeri 19. Çoğu kişi bu soruyu görünce ne dedi? Hocam yarısı 2 üzeri 10 demiştir eminim. Ama böyle çözünce herkes bunun mantıklı olduğunu anlamıştır diye düşünüyorum. Tamam mı? Acele etmeden tane tane çözüyorum. Devam edelim.
Şimdi yine iki tane üslü ifade var ve birbirine bölünmüş. Buraya da yazayım. Dikkat ettik ki tabanları x, x aynı yani. X'i yazdım. Payın üstüne bakıyorum. Orayı aynen yazıyorum bakın. Şimdi paydanın üstüne bakıyorum. Burayı çıkaracağım biliyorsunuz. Şimdi düzenleme yapacağım gençler. Yine tabanı yazıyorum. A yazdım. Burayı aynen yazıyorum bakın. Artı B, artı 3. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2, eksi A, eksi B. Artı A eksi B'ye gitti. Artı B eksi B'ye gitti. Burası ne yaptı? X üzeri 3 tane 2 çıktı. X üzeri 1 mi? X üzeri 1 ne demek? Bir sayının üstünde 1 varsa cevap kendisidir. Devam edelim. Evet, şimdi kuralımızı inceleyelim. Pembe yazan yeri. Bölme işleminde bu sefer üstler aynı ise tabanlar bölünür. Mesela 10 üzeri 7, 2 üzeri 7 yazılmış. Bakıyorum üstler aynı. Bakın. O zaman diyor ki bana tabanları birbirine böl, ortak üssü yaz. Yani bu ne demek? 5 üzeri 7 demekmiş. Tamam mı? Kural bunu diyor. Üstler aynıysa diyor tabanları birbirine bölebilirsin. Ortak üssü de yazarsın. Şimdi sorumuza bakalım. Bu arada gençler kusura bakmayın. Boğazım biraz takılıyor. Görüyorum ki bakın şu kısmına bakın sadece önce. Üstler aynı mı? O, o. O zaman ben tabanları birbirine bölebilirim. Ortak üssü yazarım. Aynı şekilde bu tarafa bakalım bu sefer de. Üstler ikisinde de 12 mi? O zaman ne diyorum? Tabanları birbirine böl, üstüne 12 yaz. Şimdi 6 ile 4 kendi arasında sadeleşir gençler. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 2. Yani bu ne yapar? 3 bölü 2 üzeri 10 çarpı 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 3. 2 bölü 3 üzeri 12. Peki şimdi ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Biz negatif üst konusunu biliyorsunuz işledik. Ben bu ifadeyi ters çevirip 2 bölü 3 yapmak istiyorum. Bakın bu ifadeyi. Ters çevirdiğim için burası artık 10 değil, eksi 10. Tamam mı? Ben ters çevirmek istiyorum ifadeyi. Siz 3 bölü 2'yi ters çevirirseniz 2 bölü 3 olur. Ama burası 10 değil, eksi 10 olur. İşaret değiştirir. Çarpı 2 bölü 3 üzeri 12. Şimdi ikisi de üslü ifade görüyorsunuz ifadelerimin. Tabanları aynı mı? Parantez içindeki ifadelerin ikisi de 2 bölü 3 değil mi? O zaman tabanı yazıyorsunuz. Böyle sorularda ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. Bu da üstlü sayılarda çarpma bilgimizden. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Yani 2 bölü 3 üzeri 12'den 10 çıktı. 2 karesini alalım. Hem 2'nin hem 3'ün karesini almayı unutmayalım. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi ne çıkar? 9 olarak bulunur. Çok güzel bir soru tipi. Tamam mı? Dikkatle inceleyelim. Şimdi hemen o kek dediğimiz kolay sorulardan başlayalım. Kek soru. Öyle deriz ya kolay soruları. Şimdi bakıyorum üstüne 12. Paydanın üstü 12. Yani üstler aynı mı? O zaman ne diyorduk? Tabanları birbirine böleriz. Üstü de ortak olarak yazarız. 150'yi 6'ya böldüğümüzde sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 75. 2'ye bölelim 3. 75'i de 3'e bölebiliriz. 25 yapar. 25 üzeri 12 mi? 25'te gençler 5'in karesi diye yazamaz mıyım? 25 5'in karesi demek. Ama parantezin üstüne 12 yazmayı unutmayın. Üstünün üstü olunca ne yapılıyordu? 2 üst çarpılır. 2 kere 12. Yani cevabımız ne yaptı? 5 üzeri 24 olarak bulundu. Devam edelim. Bakın ayrı ayrı değerlendireceğim tabii ki yine. Önce sol tarafa bakalım. Bakıyorum ki üstler aynı. Yani ikisinde de 8 mi üstleri? O zaman ne diyorduk? Tabanlar birbirine bölünür. Ortak üst yazılır. Artı arada artı var. Şimdi sağ tarafa bakıyorum.
tabanlar birbirine bölünür. Çünkü üstler aynı. Ortak üst yazılır. Şimdi 9 bölü 3, 3 demek. 3 üzeri 8. 6 bölü 2, 3 demek. 3 üzeri 8. Burada kaç tane 3 üzeri 8 var? Biz üstlü sayılarda toplama da yaptık. Katsayı yazmıyorsa biliyorsunuz 1 demek. Katsayı yazmıyorsa biliyorsunuz 1 demek. Bir tane burada, bir tane burada, iki tane 3 üzeri 8 mi yapar? Tamam mı gençler? Aslında bu kadar kolay. Devam edelim. Bakın bu da örnek sorumuza benziyor. Şimdi ben sol tarafa bakıyorum. Üstler aynı. Yani ikisinin üstü 11. O zaman ne diyorduk? Tabanları birbirine böyle biliriz. Sağ tarafa bakıyorum. Yine üstler aynı. Şurada da çarpma var. O zaman ben 2 bölü 5 yazabilirim. Ortak üstü yazarım. Şimdi 15 ile 6 kendi arasında sadeleşip 3'e böldüm. 5, 3'e böldüm. 2 mi? Yani burası 5 bölü 2 üzeri 11. Burası da 2 bölü 5 üzeri 9. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz gençler? Yukarı yazayım. 5 bölü 2'yi aynen yazıyorum. Çarpı diyorum. Şimdi bu ifadeyi ters çevireceğim. 2 bölü 5'i ters çevirince 5 bölü 2 yapar. Yalnız ters çevirince artık üstü 9 değil, eksi 9 olur. İşaret değiştiriyorum. Buna dikkat edelim. Şimdi bakıyorum iki tane üstü ifadem var ve çarpma işlemi var. Tabanlarına dikkat ettik ki tabanları aynı. Tabanları aynıysa üstleri ne yapıyorduk? Topluyoruz. Tamam. 5 bölü 2, 5 bölü 2 üzeri 2 demek oldu. 5'in karesini alalım 25. 2'nin karesini alalım 4. 25 bölü 4 olarak buluruz. Devam edelim. Son sorumuzdayız. Şimdi bu soru bir tık daha farklı. Biraz daha farklı ama zor değil. Bakıyorum şimdi üstlü ifadelerde bölme. Üstlü iki tane ifade var. Hem payda da pardon, hem pay kısmında üstlü ifade var. Hem payda kısmında üstlü ifade var. Ve üstler aynı mı? Bakın ikisi de 5. O zaman şöyle yazabilirim. X kare eksi y kare. Şöyle düzenleyelim. Bölü x artı y üzeri ortak üst. Peki ben sonra ne yapacağım? Gençler bizim iki kare farkı dediğimiz bir formül var. Şuraya da yazayım sizin için. A'lı yazmayayım, vazgeçtim. X'i de yazayım. İki kare farkı dediğimiz formül şu. Peki ben bunu nasıl açıyorum? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. X kare eksi y kare demek parantez içinde x eksi y çarpı x artı y demek. Yani bu ifadenin eşitini gördünüz. Ben parantezi açtım. Tekrar x kare eksi y kare yerine ne yazabilirmişim? X eksi y çarpı x artı y. Bölü paydada ne yazıyor? X artı y üzeri 5. X artı y'ler aynı değil mi? Bu da çarpma olduğu için sadeleşebilirler. Parantez içinde çünkü bu ifade. Sadeleşebilirler. Ne kaldı geriye? X eksi y üzeri 5. Gördüğünüz gibi parantezin içinde x eksi y kaldı. Parantezin üstünde de 5 var. Bizden istenen cevabı bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.